Antalya, Türk turizminin başkenti. Dünyanın cennet köşelerinden bir tanesi. Attığınız her adımda ayrı bir tarihle karşı karşıya kalmanız işten bile değil. Fakat videomuza asıl konu olan ayrı bir güzelliği Antalya'nın. Daha doğrusu bir doğa şaheseri, Düden Şelalesi. Kısa bir görsel sunacağız sizlere. Umarım beğenirsiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Röportaj Antalya kanalında bu yayınımızda Antalya'nın en ünlü şelalesini izleyeceğiz. Hemen başlayalım bana kalırsa. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki bu şelale Kepez ilçesi sınırlarında bulunur. Başlangıcı eski Antalya-Burdur karayolu üzerindeki Kırköz mevkisinde bulunan Pınarbaşı bölgesidir. Düden kelimesi suyu yutan deliklere verilen isimdir. Düden şelalesinin suyu kaynağından çıktıktan sonra yer altında giderek gözden kaybolur ve ileride tekrar görünür. İki bölümde ele alabiliriz. Yukarı Düden Şelalesi ve Aşağı Düden Şelalesi. Yukarı Düden Şelalesi yani başlangıç bölümü halkın sıklıkla ziyaret ettiği mesire yerlerinden biridir. 1972 yılından bu yana vatandaşların piknik ve mesire alanı olarak hizmetine sunulmuştur. Aşağı Düden Şelalesi ise kenti kuzeyden güneye doğru yararak Akdeniz'e dökülür. Antalya'nın en çok turist çeken bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Aşağı Düden Şelalesi, Lara yakınlarında şehir merkezine 8 kilometre uzaklıktadır. Şelalenin bu bölümü yaklaşık 40 metrelik falezlerden denize dökülmektedir. Hemen yanında Antalya'nın en ünlü parkı olan Gençlik Parkı vardır. Ve bu bölge her yıl 100 binden fazla kişiye ziyaretçi olarak ağırlar. Tarihte en ilginç olay ise yukarı düdende yaşanmıştır. Rivayetlere göre M.Ö. 334-333 yıllarında Antalya'nın doğusunda Likya ve Kilikya arasındaki bölge olan Pamfilya'yı fetheden Büyük İskender'in atlarının su içmesi için mola verdiği Yukarı Düden Şelalesi bu yüzden İskender Şelalesi olarak da adlandırılır.